İki el gündeminden merhaba efendim. Mersin ilgili gelişmelerle birlikteyiz. Değerli seyirciler, Mersin'in her anlamda kalkınabilmesi ve Türkiye'nin en önemli şehri olan, en önemli şehirlerinden biri olan Mersin'in daha da hızlı bir şekilde İstanbul sonrasında Türkiye'nin en önemli, hatta İstanbul'u bile birçok açıdan geçebilecek potansiyele sahip Mersin'in İstanbul'un bile önüne geçebilmesi ve bu bölgenin ayrıca Avrupa ve dünyanın en önemli şehirleri arasında kalıcı bir şekilde yer alabilmesi için Mersin'de yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar tabii ki son dönemde özellikle birçok alanda farkındalık oluşturarak çalışmalarına planlı, prensipli bir şekilde devam ediyor ki bunun haberlerini İçel TV ekranlarında ve İçel TV'nin sosyal medya adreslerinde de sizlere ulaştırıyoruz. Tabii alışılmadık olaylar da yaşanıyor, gelişmeler de yaşanıyor. Şöyle ki alışılmadık değerli seyirciler, yıllarca sıradan bir vatandaşın bir valiye ulaşması, bir valiye bir sorununu, bir isteğini direkt bir şekilde kolaylıkla ulaşarak aktarabilmesi neredeyse imkansızdı. Ama son dönemlerde özellikle 15 Temmuz sonrasında Türkiye'de yaşanan değişiklikler olumlu bir şekilde Mersin'e de yansıyor ve artık Mersin Valisi Sayın Özdemir Çakacak'ta neredeyse 2-3 günde bir Mersin ilinin genelinde köylere, mahallelere, muhtarlıklara, sivil toplum kuruluşlarına giderek direkt vatandaşlarla bir araya geliyor. Onların sorunlarını, taleplerini dinliyor ve ülkede ve Mersin'de sıradan bir vatandaşın kolaylıkla bilmesinin imkanı olmayan önemli gelişmelerle ilgili de bilgiler aktarıyor vatandaşlara. İşte Sayın Vali Özdemir Çakacak son olarak Mezitli ilçesi Bozön mahallesine gitti ve vatandaşlarla bir araya geldi. Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Mezitli ilçesi Bozön Mahallesi Belen mevkiinde vatandaşlarla bir araya geldi. Mezitli Kaymakamı Emin Sait Karahaliloğlu ve Bozön Mahalle Muhtarı Veli Göknür tarafından karşılanan Vali Çakacak, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Kanat, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve ilçe protokolü eşlik etti. Vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Vali Çakacak, çevre mahallelerin muhtarlarının da bulunduğu toplantıda vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi. Bugün Bozan Köyü'nün misafiri olduk. Sizlerle hasbihal etmeye, sohbet etmeye, sizin varsa talepleriniz, istekleriniz bizlerden, devletten, onları almaya geldik, beraber olmaya geldik. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, devlet milleti için var. Bizler bulunduğumuz yerlerde millete hizmet etmek üzere görevlendirildik. Dolayısıyla bizler sizlere hizmet ettiğimiz müddetçe o koltukların hakkını verebiliriz diye düşünüyoruz. Evet. Sizlerin isteklerini alıp, dertlerinizi dinleyip, taleplerinizi alıp onları yerine getirmekle mükellefiz. Evet. Allah razı olsun. Biz bütün toplantılarımızda muhtarlarla, Mezitli muhtarlarıyla toplantımız vardı. Daire müdürlerimiz, bölge müdürlerimiz dün beraber olduk. Muhtarlarımızın, sizlerin muhtarlarımıza ilettikleri talepleri dinledik. Muhtarlarımız çünkü sizleri temsil ediyor. Dün bütün muhtarlarımız orada sizlerin taleplerini bize ilettiler. Bölge müdürlerimizin, il müdürlerimizin bulunduğu ortamda gereken, hemen yapılması gerekenler orada cevaplandırıldı. Kısa, orta, uzun vadede yapılacakları not ettik ve bunların takipçisiyiz değerli arkadaşlar. Biz devletin mahallesi olarak, devletin başsavcısı, komutanı, memurları olarak bizim sizden farkımız yok arkadaşlar. Biz, sizler bizi kendinizden biri olarak görmenizi istiyoruz. Sağ olun. Biz öyle, onun için biz mahallelere gittiğimizde, köylere gittiğimizde diyoruz ki gelin yanımıza oturun. Uzakta karşımızda oturmayın, yanımızda oturun. Biz de bundan güç alıyoruz.
biz sizden göç alıyoruz. Tekrar ben misafirperverliğimiz için başta muhtarımız olmak üzere bütün Bozon köyü halkına, bizlere o sıkmaları hazırlayan hanımlara da teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Mersin İtfaiye Teşkilatı YAS'ta. Değerli seyirciler, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı'nda bir yıla yakın bir süredir çalışan nişanlı 23 yaşındaki Durmuş Erdoğan elektrik yakımına kapılarak hayatını kaybetti. Mersin'de afiş asmak için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan itfaiye eri olay yerinde hayatını kaybetti. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Yenişehir Grup Amirliği'nde görevli itfaiye eri 23 yaşındaki Durmuş Erdoğan, iki meslektaşıyla birlikte Mezit ilçesi Babil Kavşağı'nda afiş asmak için elektrik direğine çıktı. Afişin asılacağı direğe araç merdiveniyle çıkan Erdoğan, bu sırada boş elinin elektrik kablosuna temas etmesi sonucunda akıma kapıldı. Genç itfaiyeci olay yerinde hayatını kaybetti. Durmuş Erdoğan için İtfaiye Daire Başkanlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Erdoğan'ın yakınları ve meslektaşlarının katıldığı törende itfaiyecinin kaybından dolayı büyük bir üzüntü duyduklarını belirterek gereken her şeyin yapılacağını söyledi. Bugün Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak üzünlüyüz, üzüntülüyüz. Her yerde konuşmak kolaydır ama bu tür olaylarda konuşmak çok çok zor. Genç yaşında, hayatının baharında bir kardeşimiz görev esnasında hakka yürüdü. Maalesef insan hayatı ülkemizde çok çok ucuz. İlgililer, kurumlar görevlerini yeterince ve hassasiyetle sürdürmediğinden dolayı bir ihmal neticesi bu genç kardeşimiz hakkın rahmetine yürüdü. Genç itfaiyecinin Türk bayrağına sarılı cansız bedeni Çiftlikköy Camii'ne götürüldü. Burada kılınan namazın ardından Erdoğan'ın cansız bedeni Çiftlikköy mezarlığında toprağa verildi. Durmuş Erdoğan'ın geçen yıl mesleğe başladığı ve nişanlısıyla evlilik hazırlıkları yaptığı öğrenildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir mahalle kavgasında bir kadın silahtan çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Mersin'in Tarsus ilçesinde evinin önünde rastgele silah sıkan gençleri uyaran bir kişiyle gençler arasında yaşanan tartışmada bir kadın silahla vurularak hayatını kaybetti. Olay Tarsus Fahrettin Paşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Fahrettin Paşa Mahallesi'nde iş yerinin önünde kuru sıkı silahla ateş eden bir kişiyi uyaran iş yeri sahibi Cuma Buluş'la genç arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma ilk önce vatandaşların araya girmesiyle yatışırken silah sıkan genç olayı hazmedemeyerek durumu arkadaşlarına ve yakınlarına bildirdi. Bir süre sonra Cuma Buluş'un evinin yanına gelen grup taşkınlık yapmaya başladı. Bu esnada grup içerisinden ateşlenen silah Cuma Buluş'un eşi Hatice Buluş'a isabet etti. Ağır yara alan Hatice Buluş kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olaydan sonra polis Fahrettin Paşa Mahallesi'nde birçok adrese baskın yaparak çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Yine Tarsus ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı ve 1 kişi de tutuklandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK-KCK'ya yönelik operasyonlarda yakalanan 1 kişi tutuklanırken 9 kişi de gözaltına alındı.
Yasa dışı gösterilerin yaşandığı birçok mahallede Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TEM Büro ekipleri tarafından şafak baskını düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda ev ve iş yerinde arama yapılırken 9 kişi de gözaltına alındı. Çok sayıda örgütsel döküman ele geçirilirken gözaltına alınan 9 kişi sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Öte yandan terörle mücadele büro amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan bir kişi emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan kişi terör örgütü PKK-KCK üyesi olduğu gerekçesiyle çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete aldığı aşane tam kapasite çalışarak ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını giderebilmek için çalışmalarını sistemli bir şekilde devam ettiriyor. Şimdilerde Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin konuyla ilgili daire başkanlığının görevlileri Mersin şehir merkezinde gezerek ihtiyaç sahibi kişileri belirliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin aşanesi hizmete giriyor. 2016 Aralık ayı içerisinde hizmete başlaması planlanan aşane ilk etapta 1000 kişiye ulaşacak. Bu sayı 2017 yılında daha da arttırılacak. Aşaneden kimlerin yararlanabileceğine dair çalışmalar yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı alanında uzman, psikolog ve sosyologlarla ihtiyaç sahibi vatandaşları tespit etmek için evlere ziyaretler düzenliyor. Bunun dışındaki bizim bütün hizmetlerimizden faydalanabilir diye. Tek başınıza yaşadığınız için ve size bakan kimse olmadığı için de aynı zamanda aşibi projesini de sizlere yazacağım. Engelli vatandaşların da yararlanabileceği aşana için Engelliler Dairesi Başkanlığı'yla birlikte koordineli çalışarak engelli bireylerin evleri de ziyaret ediliyor. Sağlık problemleri bulunan veya ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar bu ziyaretler sayesinde tespit ediliyor. Büyükşehir Belediyesi proje kapsamında kişiye özel verilen kartlarla hizmette sürekliliği hedefliyor. Yardıma muhtaç vatandaşların bu hizmetten yararlanabilmesi için kendilerine yardım edecek kimsenin bulunmaması ve herhangi bir yerden yardım almamaları gerekiyor. Bu kritere uyan vatandaşlar nüfus cüzdanı fotokopisi, bir adet fotoğraf, fakirlik belgesi, adrese dayalı nüfus kayıt örneğiyle Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na başvuruda bulunabiliyor. Zamanla muhtarların bulunduğu yerlere dağıtım ofisleri kurmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi bu sayede vatandaşlara daha kolay erişecek. Hizmet başladıktan sonra aşhaneye gelerek yemekleri alamayacak durumda olan vatandaşlar tespit edilerek evlerine yemek gönderilecek. Evlerine gönderilmesi gerekmeyenler de aşhaneden restoranda yemek yiyebilecek veya kendilerinin yemeklerini alarak evlerine götürebilecek. Dosteli marketten yararlanan vatandaşlar aşhane hizmetinden faydalanamayacak. Proje kapsamında evinde yemek pişiremeyecek durumda olanlar aşhaneden yemek alabilecekken yemek yapabilmesine engel olmadığı halde maddi yönden sıkıntı yaşayanlar dosteli marketten yararlanacak. Handbol 2. liginde mücadele eden Mersin İdman Yurdu handbol takımı liderliğe yükseldi. Erkekler handbol 2. ligde mücadele eden Mersin İdman Yurdu Handbol Spor Kulübü liderliğe yükseldi. Mersin'de Seyfi Alanya Spor Salonu'nda taraftarlarının desteğiyle Adana Gençlik ve Spor Kulübü'nü 31-16 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Mersin İdman Yurdu Handbol Spor Kulübü hedeflerini büyüttü. Mersin İdman Yurdu Handbol Spor Kulübü baş antrenörü Ozan Kaya, Adana karşısında galip gelen takımını kutlarken kendilerine maç boyunca destek veren Mersinli taraftarlarına da teşekkür etti. Kaya, "Genç ve güçlü bir takımız. Oyuncularımız oynadıkça tecrübe kazanıyor. Bu sezon ilk kez 2. ligde oynuyorlar. Kısıtlı imkanlarımıza rağmen en iyisini yapmaya çalışıyoruz," dedi. Kulüp Başkanı Abdullah Öztürkmen ise takıma gerekli desteğin verilmesi durumunda Mersin İdman Yurdu Handbol Spor Kulübü'nün Süper Lig'e çıkacağını savundu. Öztürkmen, "İyi bir ekibimiz var. Takım olarak çok iyiyiz. Ancak ekonomik sıkıntılar zaman zaman oluşuyor tabii ki. Takımdaki oyuncularımız lise ve üniversite öğrencileri. Onların eğitimlerinin devam etmesi için maddi desteğe ihtiyacımız var," dedi. Bilyoner.com'da mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyesi kadın basketbol takımı ligin 5. haftasında Mersin'de mağlup oldu.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 5. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, Mersin'de konuk ettiği Adana Aski'ye uzatmalarda 80-72 mağlup oldu. Mersin Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan deplasman takımı Adana Aski ilk periyodu 18-9 önde tamamladı. İkinci periyotta biraz daha toparlanan Mersin Büyükşehir Belediyespor bulduğu sayılarla aradaki farkı kapatsa da devreye 41-38 mağlup girdi. İkinci yarıya ise hızlı başlayan ve bulduğu sayılarla birden öne geçen Mersin Büyükşehir Belediyespor bu periyodu 51-49 galip bitirdi. Her iki takımın da maçı kazanmak için üstün bir performans sergilediği son periyotta 67-67 sona erdi. Maç uzatmaya gidince uzatma dakikalarına hızlı başlayan Adana ekibi bulduğu sayılarla maçtan 80-72 galip ayrıldı. Yerel gazetelere de bakalım ve hangi konular okuyucuya ilk sayfadan aktarılıyor? İlk gazetemiz Akdeniz. Akdeniz kimse sizlere aş başlığını atıyor. Alt haberde şöyle devam ediyor Akdeniz gazetesi. Dosteli Market projesiyle sosyal belediyecilikte adından söz ettiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, diğer bir önemli proje olan ve yardıma muhtaç vatandaşları kapsayan Aşhane projesini de hayata geçirmek için gün sayıyor. Geçtiğimiz Ramazan ayında yapımı tamamlanan ve ilçelerde düzenlenen iftar yemeklerinin yapıldığı aşhane ile yardıma muhtaç ve engelli vatandaşların sofraları sıcak yemekle buluşacak, diyor gazete. Diğer bir gazetemiz Haberci'ye geldiğimizde, Haberci İbrahim Genc'e ağır suçlama başlığını atıyor ve Yenişehir CHP'li belediye başkanı İbrahim Genc'i merceğe alıyor gazete ve şöyle diyor. Mersin Oto Galericiler sitesi yönetimi kent içinde kaçak galericilere göz yumarak halkın sağlığını tehlikeye atmakla suçladıkları Yenişehir Belediye Başkanı İbrahim Genc'i hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklar, diyor gazete ve bu konunun ayrıntılarına yer veriyor. Diğer bir yerel gazetemiz Mersin ise işten atılan akademisyenler akademi kurdu, diyor. İşlerinden olan imzacı akademisyenler Mersin Dayanışma Akademisi'ni kurarak ders vermeye başladılar. İlk dersi de Profesör Doktor Nilay Etiler ve Profesör Doktor Kuvvet Lordoğlu verdi, diyor gazete ve bu konunun ayrıntıları Mersin gazetesinde. Güney gazetesi STK'lar, yani sivil toplum kuruluşlarından müzakere çağrısı başlığını atıyor. Türkiye Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi üyesi 8 sivil toplum kuruluşu Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile müzakerelerinin durdurulması kararından derin üzüntü duyduklarını belirterek çare müzakereleri askıya almak değil daha fazla müzakeredir mesajı verdiler, diyor ve bu önemli konunun ayrıntıları da Güney gazetesinde okuyucuya aktarılıyor. Yeni Güney gazetesi ortak müdahale şart başlığını atıyor ve AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik'in açıklamalarına yer veriyor. Cesim Ercik, kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmanın ancak toplumun bütün kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesiyle mümkün olabileceğini söyledi, diyor Yeni Güney gazetesi. Ve efendim Yeni Güney gazetesi ile yerel gazetelerdeki turumuzla birlikte İçel gündemini de burada noktalıyoruz. Ayrıntılar haber bültenlerimizde olacak. Ayrıca hemen belirtelim. Yenişehir Fuar Merkezi'nde Mersin Valiliği'nin himayesinde ve Büyükşehir Belediyesi'nin desteğinde 2. Mersin Kitap Fuarı açıldı. Kitap Fuarı 4 Aralık tarihine kadar ziyarete açık ve Kitap Fuarı büyük ilgi görüyor. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen tanınmış ve tanınmak isteyen yazarlar, ki 200'ü aşkın yayın evi yer alıyor bu standlarda ve 200'ü aşkın yayın evine kitaplarını veren onlarca yazar da Mersin Kitap Fuarı'nda standlarda okuyucularıyla buluşarak kitaplarını imzalıyor. Ayrıca çeşitli söyleşilere katılıyor. İçel TV'de Kitap Fuarı'ndan canlı yayında yazarlarını konuk ediyor. İçel TV'de yayınlanan programda
Semir Bolat'ın konuğu olan yazarlar edebi yaşamlarından ve kitaplarından bahsediyorlar. Bugün yine 16 sularında kitap fuarından, Yenişehir Fuar Merkezi'nden canlı yayınla İçel TV ekranlarında olacak kitap fuarı diyoruz. Ve bugün de bu kadar. İçel TV'de kalın, hoşça kalın.